Merhaba arkadaşlar, ee, bu videomuz yine sıfatlarla ilgili üçüncü videomuz. Öncekileri de incelerseniz farklarını anlayabileceksiniz. Ee, geriye dönüş yapabilirsiniz çünkü bazen. Ee, eklediğim sırayı kaçırıyor olabilirsiniz. O yüzden oynatma listesinden oynatmanızı tavsiye ediyorum. Ana sayfadan oynatma listesini seçebilirsiniz. Sıfatlar beklediğim ilgiyi görmedi açıkçası. Ee, o yüzden 5-6 video çekeceğimi söylemiştim. Ama bu son sıfatlar videosu olacak. Devamını çekmeyeceğim. Ee, mantığını anladığınızı düşünüyorum sıfatların çekiminin. Ve nasıl olduklarının. Ama yine de olur farklılıklar. Farklılık olan sıfatlar var tabii ki. Videoların altında bunları bana sorabilirsiniz. E, takıldığınız yerde. Hemen bakalım bu videoda neler var. Bu videoda is, ia, i şeklinde çekimlerimiz var. Sonları bu şekilde bitiyor sıfatlarımızın. E, örnek verecek olursak varis. E, varis ağır demek. Dasis, gür demek. Elafris hafif demek makris uzun pahis şişman trahis e, sert fardis geniş demek e, çekim yapacak olursak da işte varisin e, varis varya vari şeklinde çekiyoruz altta da yine e, biliyorsunuz önceki çekim yaptığım şekilde çekebiliyorsunuz bu arada daha önce görmediniz. Mesela in halinde x var. Ee, bu isle bitenler ilk örnekteki isle bitenlerde in hali yok arkadaşlar. Ee, ayrıca nötr halin toğla olanlarda yani yine tuğda hem isin hem diğer isin yani her iki isin de tuğla in hali yok. O yüzden x koydum. Bu yok demek. Ee, yan tarafa geçiyorum anlamlarını söylemek için. E, ee, isle biten sıfatlarımızda genellikle renk, genellikle değil. Sadece renkler için geçerli. Zaten şimdi anlamlarını söylediğimde de anlayacaksınız. Visinis, vişne rengi. Fellasis, deniz mavisi. Kanelis, kanela, tarçın demekti. Tarçın rengi. Uranis, Uranus gökyüzü demek. Gök mavisi kafetis, kahverengi. Mavis, lacivert. E, hrisafis, e, hrisafis, altın rengi demek. Portakalis, portakal rengi. Stahtis, kül rengi anlamında. Arkadaşlar sıfatlar videosunu da bu şekilde bitirmiş oldum. E, dediğim gibi sormak istedikleriniz olduğunda videonun altına misal örnek olarak bazı sıfatlarda adikoyla, ile, bitenler oluyor. Bunlar nasıl oluyor? İşte buna denk geldim diye sorularınız olursa hepsini yanıtlayabilirim. Çekimlerini anlatabilirim ee, videonun altına. Çok teşekkür ediyorum. Sonraki derste görüşmek üzere.